Yaşlı kadın gıda bankasını arayarak kendisinde sel mağdurlarına bağışlamak için uygun 5 adet battaniyenin olduğunu, makbuz kesmesi için bir temsilcilerini göndermelerini talep etti. Meydanı, caddesi, sokağı, bakkal dükkanı ve evine varana kadar ayrıntılı bir adres bıraktı onlara. Banka temsilcisi zorlukla kadının adresine ulaştı. Düşündüğünden daha yaşlı, cılız ve fakirdi kadın. Merdiven altında güneş girmeyen bir odada yaşıyordu banka görevlisini karanlıktan ışık ararcasına iştiyakla karşıladı. Misafirperverlik göstererek ona çay ikram etmek için ısrar etti. Bir yandan kadının yüzündeki yaşlılık eseri olan damar çıkıntılarına bakıyor, bir yandan çayını yudumluyordu adam. Yaşlı kadın içli içli anlatıyor, görevli ise onu şaşkın bakışlarıyla dinliyordu. Kadın birden acı çeker bir halde seslenerek, ''Şaşırma, evet ben fakir bir kadını fakat...'' orada benden daha fakir olanlar var. Ben hiç değilse rahmetli eşimin 300 lira olan emekli maaşını alıyorum. 250 lirasıyla bu battaniyeleri aldım. Geriye kalan 50 lirayla da ayın sonunu getiririm Allah'ın izniyle. Kadının kaldığı oda ancak iki kişinin sığabileceği genişlikteydi. Küçük yatağı zayıf bedenini zor taşıyordu. Tavanda bir lambası, ışık gelen pencereye asılı bir televizyonu, bir de Hayata açılan penceresi gibi görünen eski bir telefonu vardı. Bu odadan, bu yerden çok uzakları düşündüğünü gösteren içi ısıtan bir gülümsemesi vardı kadının. Görevli, "Fakat gönlü zengin teyzeciğim, bu battaniyelere herkesten çok senin ihtiyacın var." dedi. Kadın, "Oğlum, televizyonda yürek parçalayan hallerinizi izledim. İnsanların ne bir evleri ne de onları örtecek bir örtüleri vardı. Beni bu odada Allah muhafaza ediyor." Kapısını kapatıp sıcak odamda uyuyorum ama o insanların ne bir odası ne de bir evi var. Görevli bu çok değerli beş battaniyeyi aldı ve gıda bankasına gitti. Yaşlı teyzeyle olanları oradakilere anlattı. Herkesin gözleri yaşla dolmuştu. Gönlü zengin olan yaşlı teyzenin hikayesiyle. Kadının cömertliği, büyüklüğü, masum ve hakikat olan sözleri onları derinden etkilemişti. Bu hanımefendi ne fakirlikten, ne soğuktan, ne hastalıktan ne de ölümden korkuyordu. Allahü Teala'ya güveni tamdı. İş arkadaşları kadına aylık maaş bağlamayı, yardım etmeyi, büyük yatağı ve içinde yemek olan bir buzdolabı temin etmeyi önerdi görevliye. Ama adam kadını iyi tanıdığı için kendinden emin bir şekilde kabul etmeyeceğini söyledi arkadaşlarına. Fakat arkadaşlarının ısrarına dayanamayarak kadına gitmeyi kabul etti. Her şeyi hazırladıktan sonra yaşlı kadına gittiler fakat onu bulamadılar.'' Etraftakilere sorduklarında ise kadının öldüğünü öğrendiler. Bu cömert yardım kadının son iyiliğiydi. Bu cömertliğiyle Rabbine kavuşmuştu. Meza'llezî <laughs> yuqridu'llâha يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور